Dünya Savaşı kapıda. Evet. Bu Kudüs meselesiyle ilgili bütün İslam ülkelerinin orduları biz savaşa gireriz diyorlar. Evet. Amerika'da biz karşı savaşa gireriz diyor. Bu Dünya Savaşı demektir. Yani bu facia demektir. Birilerinin bunu durdurması gerekiyor. Durdurmaya çalışan da kimse yok. Eğer diyorlar İsrail bunu kabul eder de Kudüs'ü işte bir şekilde ilhak ederse veya öyle bir risk olursa veya biz böyle anlarsak çeşitli yorumlar var. Hadise çıkarıyorlar, olay çıkarıyorlar. Evanjelikler de zaten bizim beklediğimiz bu diyorlar. Yani şimdi bu vahim tabii. Buna dünyada dur diyen kimse yok. Yani herkes hemen hemen tamamı bir taraf olmuş durumdalar. Mehdiyettir bu savaşı durduracak olan. İnşallah. Yani olay ciddi boyutlara varır. Biz yine Kudüs için aynı şeyi söylüyoruz. Kudüs merkezde başkent yapılanması olmaz. Eski Kudüs. Kudüs'ün 20 kilometre, 30 kilometre dışında ne yapıyorsa yapsınlar. Filistin de başkenti ilan etsin. İsrail de başkenti ilan etsin. Tamam, hiçbir sözümüz yok. Ama eski şehre dokunulmaz. İnşallah. Yani eski şehirden en az 20-30 kilometre dışarıda. En az. Mesela buraya göre örnek alırsak, buraya göre Eminönü gibi. Yani çok uzak olması lazım. İnşallah. Orada. Hayır, şimdi Kudüs yine başkent yapmış oluyor musun? Oluyorsun. Kudüs sınırlar içerisinde. Ama eski başkentin tarihi binaların tarihi dokusunu bozmak çok büyük bir zulüm olur. Aman ha. Aman ha. Yani hiç istemediğimiz bir şey. Çünkü oralara AVM'ler yapılacak, ticari merkezler yapılacak, havaalanı yapılacak.